Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Arkadaşlar Bitcoin'da dün bir yükseliş geldi ve şu anda yatay gidiyoruz. Nereye doğru gidiyor acaba? Yükselen trendimiz günden güne eğim veriyor. Acaba önce retest mi gelecek yoksa bir düşüş daha mı gelecek? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle düşüş beklememiz için şu mevcut kanalımızın alt çizgisini kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bugün için 26.750 seviyesinde. Yani 26.750 altında 4 saatlik kapanışlar bizi bir tık daha düşürebilir arkadaşlar. 25.700'lere belki daha da altına düşürebilir. Yükseliş beklememiz için 27.700'ü kıracağız. Üzerinde 4 saat kapatacağız. Öyle bir durumda da 29.000'leri hedefleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu an kanal grafiğimizde durum bu. Günlük grafiğe bakınca da mavi çizgiden desteğimizi aldık, yeşil mumla kapattık. Şöyle bakınca olumlu duruyor. Ama Bitcoin bu arkadaşlar, ne yapacağı belli olmaz. Bizim için önemli olan neydi? Bu yükselen trendin kırılmaması. Değil mi? Neresiydi orası? Tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Yeni seviyesi 24.400 seviyesini gösteriyor. Yani oran altında gün kapanışı gelmedikçe herhangi bir problem yok. Şimdi şöyle bir detay var. Aylık grafik biliyorsunuz aylıkta Bollinger orta bandı var. Orası normalde hedef. Yani bu ay için 30 bin doları gösteriyor arkadaşlar. Tamam mı? Normalde hedefimiz ora. Ama şöyle de bir detay var. Bu MA50 aylık grafikte. Gördüğünüz gibi MA50 kırıldıktan sonra retestini yapmamış arkadaşlar. Acaba önce kırmızıya mı gelecek yoksa turuncuya mı gelecek? MA 20'ye mi gelecek yoksa MA 50'ye mi gelecek? İşte arkadaşlar bu sorunun tek bir cevabı var. O da bu grafiktir. Yani eğer biz burası önemli. Eğer biz Bollinger orta bandına yani 30 bin dolara yükseleceksek o zaman arkadaşlar 27.700 üzerinde 4 saat kapanış lazım. Eğer biz önce kırmızı çizgi MA 50'ye düşeceksek 25.600'leri gösteriyor. O zaman arkadaşlar mevcut kanalın desteğini kırmamız gerekiyor. O da 26.750 seviyesinde. Oranın altında 4 saat kapanış yapacağız. Yani bu iki seviyenin kırılımına göre rotayı çizeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Benim öngörüm bir şekilde bu Bollinger orta bandına ulaşacaktır arkadaşlar. Hani ilk mi gidecek yoksa önce geri çekilip mi gidecek orasını bilemem. O sorunun cevabını az önce verdim. Direnç kırılırsa ilk yukarıdaki dirence gidecek. Yani Bollinger orta bandına gidecek. Destek kırılırsa da kırmızı çizgiye gidecek. Tamam mı arkadaşlar? Ama öyle ya da böyle. Doğrudan gitmese bile geri çekildikten sonra bir şekilde oraya ben ulaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim şahsi öngörüm. Şimdi alt kondominansına bakalım. Alt kondominansına bakınca da yükselen tepeler, dipler gelmeye devam ediyor direncimizin üzerine attık. Yani altcoinler açısından şu an durum pozitif görünüyor. Ama Bitcoin düşüş yaşarsa o zaman altcoinleri de ezebilir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Şimdilik şöyle bakınca iyi görünüyor. Bitcoin dominansına bakınca da kötü görünüyor. Yani kötü derken Bitcoin dominansa açısından kötü görünüyor. Şimdi arkadaşlar Bitcoin dominansı düşerse altcoinlerin işine yarıyor. Öyle değil mi? Ama şöyle bir durum var. Aynı anda Bitcoin de düşerse işte o zaman altcoinleri de düşürüyor. Tamam mı? Eğer biz haftayı bu şekilde kapatırsak dominanslı düşüş trendi başlar diye düşünüyorum. Yani %47.75 altında haftalık kapanış gelirse dominanslı düşüş gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer o düşüşü Bitcoin'le birlikte yaparsa maalesef altcoin'ler için biraz daha sabırlı olmak gerekecek. Yani uzun lafın kısası. Destek kırılırsa önce kırmızıyı hedefliyoruz, tamam mı? Direnç kırılırsa da Bollinger orta bandını hedefliyoruz. Bugün için bilmeniz gereken bunlardır. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.